Herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haber 61 TV ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bizler için de bambaşka bir deneyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde belki de ilk kez bir fakültenin düzenleyeceği etkinlikte sizlerle birlikte olacağız. Sayın Dekanımız Ufuk Hanım da bizlerle birlikte olacak. Ondan da değerlendirmeleri alacağız. Eczacılık Haftası kapsamında da bir dizi etkinliğe imza atıldı. Ve hala da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bu etkinlikler devam ediyor. Ve birazdan da Eczacılık Fakültesi'nin bölüm önünde bütün öğrenciler şu anda kamera arkasında son hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Ve onlar da çok heyecanlılar. Onların haftası en güzel şekilde kutlanmaya çalışılıyor. Ve biz de fakülte olarak Eczacılık Fakültesi'nde ilk deneyimimizi yaşayacağız. Ufuk Hocam hoş geldiniz canlı teşekkür yayınımıza. Teşekkür ederim, siz de hoş geldiniz. Çok çok teşekkür edelim. Tabii ki geçtiğimiz hafta itibariyle bir haftadır süren etkinlikler devam ediyor. Eczacılık gerçekten çok ulvi bir meslek. Sizler de yarın bu mesleğe adım atacakları eğitme babında da birinci sınıftan son sınıfa kadar öğrencilerle bugün tam bir moral motivasyon yüklemesi olacak sezon sonuna doğru, dönem sonuna doğru, yıl sonuna doğru diyelim. Neler hissediyorsunuz, neler söyleyeceksiniz hocam? Evet, öğrencilerimizin böyle bir etkinliği hazırlamış olmasından dolayı çok mutluyum. Öğrencilerimiz sağlık alanında olduğu kadar sosyal alanda da, sanatta da, müzikte de iyi olduklarını her zaman gösteriyorlar. Biz böyle bir etkin düzenlediği için çok mutluyuz. Sizlerin de katılmasından dolayı çok mutluyuz. Bizimle paylaştığınız için bu güzel günü çok teşekkür ederim. Sizin söylediğiniz gibi Eczacılık Günü ve Pazar Günü'ne gelmesinden dolayı bugün kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da bir vesileyle yine kutlamış oluyoruz. Hocam tabii ki meslek önemli, çok zor, çok meşakkatli. Buradaki öğrenciler birazdan kendileriyle de röportaj yapacağız. Aslında bundan sonraki süreç onları çok yakinen ilgilendiriyor. Günümüz koşullar zor, ayakta durabilmek zor, hayatını idame ettirebilmek zor. Sadece üniversite bitirmekle, sınavlara girmekle biten bir hayat serüveni değil bu. En önemli tavsiyeleriniz bu noktada bundan sonraki süreçte öğrencilere neler olabilir? Biz öğrencilere en temel bilgileri, yetkinlikleri, becerileri burada kazanmalarını sağlıyoruz. Onun için çalışıyoruz. Ama ömür boyu öğrenme diye bir şey var. Ömür boyu öğrenmeye devam edecekler, etsinler. Zaten mesleklerine girdiklerinde doğal olarak bu sürecin içinde çok deneyimli olacaklar. Ama benim önerim şu, ömür boyu öğrenme kapsamında sürekli okumaları, fakültemizde mezunlarımızın ya da başka fakültelerin mezunlarının bizimle irtibatlarını kesmemeleri, her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum ben. Hocam ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bir eğitimci gözüyle de bunu değerlendirmek lazım. Belli bir müfredat noktasında da her gün gelişen teknoloji çağına ayak uydurmak zorunda olduğunuz bir fakültesiniz en nihayetinde. Evet. Şöyle ben belki biraz iddialı olacak ama fakültemizdeki eğitimin, Türkiye'deki Eczacılık Fakültesindeki eğitimin dünya standartlarında dahilinde dünya standartlarını karşıladığını düşünüyorum. Diğer ülkelerdeki, çünkü Türkiye'de bir çekirdek eğitim programı var ve dünyada da bu yapılan çalışmalar da esas alınarak, müfredatlar esas alınarak hazırlanmış. Biz gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Mesela bir yapay zeka ile ilgili çok büyük dünyada gelişmeler var. Mesela derslerimiz içinde yapay zeka ile ilgili konuları da dahil etmeye başladık. Bu bir örnek. Dünyadaki gelişmeleri sıkı takip ediyoruz. Sadece Türkiye'de tabii Türkiye'de zaten bir çekirdek eğitim programı var. Bizim eczacılık fakülteleri arasında iletişimimiz var. Ve eczacılık eğitiminin ben dünyadaki eğitimlerden, en üst düzeydeki eğitimden farkı olmadığını düşünüyorum. İddialı olmadığını da düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Biz son gelişmeleri, zaten biz akademisyenler sürekli güncel bilgileri, çalışmaları, araştırmaları zaten takip ediyoruz. Ama bunları da öğrencilerimizle yaptığımız projelerle, projelere katarak öğrencilerimizi de bu gelişen teknikleri dahil etmiş oluyoruz. Hocam birazdan sahne olacak ekip de Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir ekip. Yaklaşık 14 kişilik 14 şarkı ile beraber burada herkesin kulaklarının pasını silecekler. Bu da ayrı bir güzellik olsa gerek. Evet.
Evet, hepsi tümü Eczacılık Fakültesi öğrencileri. Eczacılık eğitimi gerçekten çok ağır bir eğitim. Bu 5 yıllık bir eğitim, tempolu bir eğitim. Normal eğitim öğretim döneminde teorik, laboratuvar, uygulamaları dışında yaz dönemlerinde de staj yapıyorlar. Bu kadar ağır bir eğitimin içinde öğrencilerimizin böyle bir dalda çalışmaları, ilerletmeleri ve bize konser verecek düzeye gelmiş olmaları da çok güzel tabii. Çok çok teşekkür edelim hocam. Ağzınıza sağlık diyelim. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Buradaki program da az sonra başlayacak. Sayın Ufuk Hocam Haber 61 ekranlarında canlı yayınla duygu düşüncelerini paylaştı. Birazdan da kendisinin kürsü konuşmasını ekranlara getireceğiz sevgili Efnan'la birlikte. Ve sonrasında da müzik şöleniyle beraber burası adeta karnaval alanını andıracak ve sonrasında da aralarda, müzik aralarında bizler de öğrencilere mikrofonu uzatarak onlarla birlikte Eczacılık Fakültesi'nin geleceğini, neler yapılması gerektiği noktasında da sorularımızı yönelteceğiz diyelim. Değerli arkadaşlarım, bugün Katipse Müzik Topluluğu öğrencilerimiz tarafından düzenlenen hem 14 Mayıs Eczacılık Günü için hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için ikisini ortak bir şekilde kutlamak istedik. Bu kutlamamıza hepimiz hoş geldiniz öncelikle. Müzik etkinliğimize başlamadan önce Sayın Dekanımız Profesör Doktor Ufuk Özgen Hocamız bir konuşma yapacak. Onu sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Merhaba, değerli hocalarım, değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, çok değerli Haber 61'in yetkilileri. Bugün gerçekleştireceğimiz müzik dinletisine, Kütüphane'nin düzenlediği müzik etkinliğine hoş geldiniz. Bu konser öğrencilerimize final öncesi biraz enerji gibi de olacak. Hem öğrencilerimizle birlikte olmaktan biz zaten çok mutluyuz ama böyle bir etkinlikte beraber olmak da çok güzel. Aynı zamanda Eczacılık Günü kapsamında yapılan etkinliklerden biri olarak da düşünüldü. Değil mi Ezgi Hocam? Eczacılık Günü kapsamından da Kütüphane'nin değerli başkanı. Sizi de şöyle alayım. Bu Kütüphane'nin bir etkinliği. Hem Eczacılık Günü hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adına da yapıyoruz bunu. Hafta sonları aslındadır ama bayram bugüne biz de bunu burada bir kez daha kutlamak istedik. Size çok teşekkür ediyoruz. Destekleriniz için zamana kadar seve seve. Çok sağ olun. Ben tabii şimdi teşekkürlerimi sen başladın teşekkürü. Ben de teşekkürlerimi tabii sıralayayım. Öncelikle Temel Bey'le başlayayım. Temel Bey, Temel Bakan oldu. Alalım isterseniz siz de böyle. Eczacı Temel Bey, bugünün düzenlenmesi için hem bu altyapının bütün altyapının düzenlenmesinde çok büyük katkıları var. Aslında o şu bayrağı tutarsın. Aslında şöyle oldu. Bizi bir başka vesileyle ziyarete gelmişti. Bizim için neler yapabileceğini söyledi. Biz hazırız dedi her zaman. Tabii. Evet. Biz de sırada şu etkinliğimiz var dedik, destek istedik ve gerçekten çok büyük destek verdi. Ben hem teşekkür ediyorum kendisine de bugünün anısına bir plaket sunmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sene 2021, 2021 diyorum. 2001 yılından beri eczacılık mesleği icra etmekteyim. Biz de sizin gibi öğrenci olduk ve sizlerle bugün burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bu meslek bizlere çok şeyler verdi.
Bu bizim bir borcumuz var mesleğimize. Bu borcu da sizler vasıtasıyla ödemek bizi çok mutlu ve gururlu kılıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel bir konser olacak. Arkadaşlarımızı zevkle dinleyeceğiz. Çok çalıştılar, emek verdiler. Zevkle dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ben sözü Elif hocamıza bırakıyorum. Evet, Eczacılık Fakültesi Dekanı ve bu organizasyonda çok önemli baş mimar Temel Bey'in konuşması ve plaket takdim törenini ekranlara getirdik. Tabii ki telif sorununda mütevellit buradaki konseri canlı olarak ekranlara getiremeyeceğiz ama yine Haber 61 netten ulaşabileceksiniz diyelim. Şimdi sözü merkeze bırakalım. Baby, I'm begging you, oh.
Keman'da çalışıyor. Keman? Nerede oynuyor? Bayağı, bayağı seni görüyorum. Ben melamet hırkası
kendim gideyim eğilime. Karnımız şişesini taşa çaldım kime ne. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem beni. Haydar haydar seyreder alem. Bu aşkın badesine ben doldurur ben içerim. Günah benim kime ne. Haydar haydar günah benim kime ne. Haydar haydar günah benim. Sordular da o yar ile hoş musun? Hoş olayım olmayım o yar benim kime ne. Haylar haylar o yar benim kime ne. Haydar haydar 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 o yar benim kime ne. Çalasam mı, çalamasam mı,
çalamasam mı? Thank you.
Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var, ayrılık var demedin mi? Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahın boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Geçer zamanla aşka zor bedenen ben görürsün sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren dilerim ki mutlu
olmazlara inatı söylemek üzere Berkay'ı davet ediyoruz. Kuvvetli alkışlarla. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım eğleniyorsunuzdur hepiniz. Hoş geldiniz tekrardan.
mesleğimiz konusunda aslında umutluyuz. Çünkü okumakta olduğumuz alanın geniş kapasitelere sahip olduğunu biliyoruz. Ya da yapılabilecek işlerin birden fazla olduğunu biliyoruz. Halk tarafından görülenin aksine belki de daha fazla yapabileceğimiz şeyler vardır. Ne gibi mesela? Ne olabilir bunlar? Yani aslında eczacılık sadece serbest eczane açmak gibi görülüyor halkımız tarafından. Ama biz bu işin içine, yani bu okula geldikten sonra daha çok şunu fark ettik ki birçok farklı alanda da kendimizi gösterebileceğimiz yerler buluyoruz. Bu endüstri olabilir veya akademik kariyer olabilir. Bu noktada çalışmalarınız devam ediyor. Yani bundan sonrası için üniversite hayatını tamamladıktan sonra artık sen kendin olarak hangi tarafa evrileceğini kararını verebildin mi? Ben henüz hangi tarafa evrileceğimin kararını vermedim açıkçası. Ama fakültede okurken ve bu eczacılıkla ilgili bilgileri öğrenirken çok keyif alıyorum. Bunu da kendimce bir sürece bıraktım. Ne olacağını göreceğiz. Nerelisin bu arada? Ben Kayseriliyim. Kayseri. Evet. Şu anda canlı yayında seni yakınların, arkadaşların muhakkak ki izliyorlardır. Kayseri'ye bir selam yolla çünkü memlekete gittiğin zaman sistemlerle karşılaşma diye. Evet. Buradan Kayseri'ye ve Antalya'ya da selamlar yollamak istiyorum. Bu şekilde tüm sevenlerime selamlar yollayayım. Çok çok teşekkür ederim Berkay. Ben de size teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Eczacılık Fakültesindeki öğrencilerimize sorularımız olacak. Tabii ki önemli olan buradaki üniversite hayatından sonraki gelecek hayatlarında neler yapacaklar, neler edecekler şeklinde yanıma. Onlar gelmiyorlar da ben gideyim onlara doğru sevgili Efnan'la beraber. Merhabalar. Sana... Beni tanıtmamışlar. Ben konuşacağım insanla konuşma özelliğine sahip olan bir muhabirim. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. İsim nedir? Benim ismim Kaan Altınbaş. Kaan. Evet. Kaçın sınıftasın? Ben son sınıfım, 5. sınıfım. 5. sınıfsın. 5'i var mı? 4'te bitiyor diye biliyorum ben. 5 yıllık. 5'i var. Evet, bitiyor önceden mu? Önceden 4 yıllıktı ama sonradan 5 yıla çıkardım. Bitiyor mu bu yıl? Bitiyor, evet. Az kaldı. Bir ayım kaldı. Bakarım notlara. Hocalarla sohbet ediyordum az önce. Bakın bakın. Sana ne soralım? Mezuniyet sonrası kariyer planın nedir? Bunun için fakültenizde ne tür çalışmalar, eğitimler ve stajlar yaptınız? Şimdi öncelikle stajlardan başlayayım. Stajlarda zaten bizim yazın 3 tane stajımız oluyor. 2. sınıfın yazında, 3. sınıfın yazında ve 4. sınıfın yazında olmak üzere 3 tane oluyor. Daha sonra 5. sınıfta da son sınıfımızda, son senemizde dönem için stajlarımız oluyor. Hem hastane hem eczane olmak üzere. İstersek yazın stajlarımızda da hem eczane hem hastane hem de ilaç firmasında staj yapabiliyoruz. Yani okulun böyle imkanları var, staj imkanları var. Onun dışında ben kendi açımdan konuşacak olursam ben son senemdeyim. Bir ay sonra bitiriyorum. Ben Portekiz'e gideceğim Erasmus'la beraber. Oo, süper. Toksikoloji anabilim dalında bir hocayla, profesörle çalışma imkanı yakalayacağım. Onun dışında akademisyen olarak geri dönmek istiyorum buraya. Belki kaç olur, belki başka. Sen akademik kariyerime devam edeceğim, evet, diyorsun. Akademik. Yani meslekte özel sektör anlamında da çok fazla bir gelişimden ziyade üniversitede kalıp veya herhangi bir üniversitede akademik hayatına da devam etmek istiyorsun. Neler sunuyor sana üniversite? Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Neler? Yani 5 yıl boyunca okudun. Tam anlamıyla ben bu mesleği öğrendim. Bu meslekte bundan sonraki süreç için artık kendimi hazır hissedebiliyorum diyebiliyor musun? Evet. Ya şöyle bir kere ben ya Karadeniz Teknik Üniversitesi bir teknik üniversitesi olmasına rağmen sağlık alanında da bence çok iyi eğitime sahip. Ben kendi hocalarımdan, kendi açıma çok mutluyum. Çok memnunum yani. Hocalarımı da çok seviyorum. Bence yeterli bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Onun dışında stajlarımız öyle. Yani gerçekten yaklaşık 140 iş gününe yakın bir staj yapıyoruz toplam. Bence yeterli oluyor. Zaten eczane, toplum eczanesi için çok yeterli oluyor. Hastane eczacılığı için de çok yeterli oluyor. İlaç firması için de ben ayrıyeten bir staj yapmak isterdim ama kendim o imkanı yakalayamadığım için yapamadım. Bir tek içimde o ukde kaldı diyebilirim. İlaç firmasında denemek isterdim. Onun dışında da hocalarımız da dediğim gibi yani çoğu genç hocalar çok yani iyi davranıyorlar bize gerçekten. Çok iyi iletişimler de kuruyorlar. O yüzden okulda kalmayı düşünüyorum. Okulda da bayağı hayranım var. Biz canlı yayında kameranın karşısındayız ama sabahtan beri senin arkadaşların büyük ihtimalle de seni bu canlı yayını röportajı ölümsüzleştiriyor. Evet. Burada çok güzel bir soru var. Evet. Onu soracağım. Eczacılık mezunları için yurt dışında çalışma imkanları hakkında fikrim var mı? Evet. Şu Portekiz Erasmus dedin az önce. Evet. Aynen. Orada işte ben toksikoloji anabilim dalından bir tane profesörle çalışma imkanı sağlayacağım. Yakalayacağım. Onun dışında orada kalabilirim. Yani daha sonra yüksek lisansımızı orada yapabiliyoruz ama onun için de bir İngilizce sınavından geçmemiz gerekiyor, denklik almamız gerekiyor. Onların sınavına girdikten sonra orada yüksek lisans gibi şeyler yapabiliriz ya da hocalarla birlikte kalıp doktora yapabiliriz. Bu şekilde imkanlar oluyor, genelde akademi oluyor ya da Bayern gibi ilaç firmaları var büyük ya da Roche gibi, onlar da yapabiliriz. O şekilde. Hangi memleketten? Ben Trabzon. Trabzonluyum. O süper, Akçabat, neresine? Akçabatlı. Kimi gönderiyorsun? Evet. Şu seni fotoğraflayan arkadaşı alalım mı? Tamam alalım, Şeyma gelsin. Şeyma gelsin, evet, mi? Şeyma. Hadi bakalım Şeyma gel.
Evet, ters ışıkta kaldığımız için tekrar eski pozisyonumuzu alacağız. Şöyle iyi midir Efnan bilmiyorum ama. Şöyle devam edelim. Şu anda canlı yayındayız Şeyma. Canlı yayını hiç kesmedik biz. Heyecanın yok değil mi? Ben seni yönlendireceğim. Geri geri gitme lütfen. Hoş geldin. İsmin nedir? Şeyma Nur Akbulut, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. 5. sınıf öğrencisi. Memleket neresi? Trabzon aslen ama buraya okumaya geldim. İstanbul'da doğma büyüme. Kütük Trabzon ama İstanbul'da doğduğun büyüdüğün için orada ikamet ediyor aile. Ama sen işte kaderin bir cilvesi olsa gerek tekrar yollar Trabzon'la kesişti Eczacılık Fakültesi ile. Kesişti, nasıl okul hayatı? Okul hayatı benim için çok güzel geçti açıkçası. 5 seneyi dolu dolu geçirmeye çalıştım. Birazcık pandemi deprem zamanına denk gelen bir öğrencilik yaşantım oldu. Ama dezavantajları biraz avantaja dönüştürebilmeye gayret gösterdim. Özellikle bulunduğum, yaşadığım şehir İstanbul olduğu için onun avantajlarından yararlanmaya çalıştım. Ve güzel bir öğrencilik, aktif bir öğrencilik yaşantım oldu. Çeşitli sektörlerde çalışabilme imkanı buldum. Çeşitli kuruluşlarla irtibat halinde bulunabilme imkanı bulabildim. Yapay zeka ile ilgili projeler tasarladım. Bu proje yarışmalarında dördüncülük gibi bir derece elde ettim. Kendi fakültemi temsilen düzenlenen BEKON 23 adı verilen bir kongre vardı. Orada Katüpsa'yı temsilen bir sunum gerçekleştirdim. Cumhuriyetimizin 100. yılında eczacılık öğrencisi olabilmek temalı. Orada da en etkili sunum ödülüne sahip olduk. Oo, süper, meslektaş diyebilir sana aslında. Evet. Başta heyecanlandın ama konuşmaya devam ettikçe açılıyor. Ödüller de gelmiş. Evet, o yüzden güzel bir öğrencilik geçirdim. Mutluyum açıkçası. Yaptığım şeylerden de tabii aklım hala yapamadıklarım da diyerek bitirebilirim. Ne mesela? Yani neyi yapmak isterdin? Önümde sorular var, yönelteceğim sana. Mesela bir tanesi var, meslek büyüklerinizden, hocalarınızdan ki benim için de en can alıcı noktalardan biridir. Hani mesleğe başladığımız zaman kim elinizden tuttu, kim sizi bir yere getirebilmek için yönlendirdi şeklinde bize sorular yapıldığında biz kendi dişimizde tırnağımızla bir noktalara geldik. İsterdik ki meslek büyükleri de bu noktada bize kol kanat gerip bizi bu noktada yönlendirsinler ama sen bizim muzdaripliği yaşayanlardan mısın yoksa gerçekten bu yönde yönlendirme içerisinde olan meslek büyükleri oldu mu? Biz çok şanslı bir öğrenciydik bence. Yani Katü Eczacılık öğrencilerinin hepsi aynı şansa sahipti diyebilirim. Çünkü çok güzel bir akademik kadromuz var. Saygı çerçevesini aşmadan birbirimize sevgiyle bağlanabilen bir okulduk. O yüzden hep çok samimi, çok sıcak davranışı sergileyen ama nerede durması gerektiğini bilen bir öğrenci grubuyduk. Ve hocalarımız da her zaman bize çok destek oldu her aşamada. Mesela ben BEKON'da sunum yapmaya gittiğim zaman bir hocam benimle birlikte İzmir'e geldi bana destek olabilmek için ki hani derecemi bilmiyor, o derece elde edebilecek miyim bilmiyor. Sadece öğrencisine destek olabilmek için geliyor. Süper, bu da çok büyük bir özgüven bence. Ankara'da ulusal HB'ye yapıldı bu sene ve arkadaşımız burada birinci oldu, Ayşe Türkut. Onu da buradan alkışlayalım. Nerede o? O nerede? Burada mı? Tamam, onu da alacağız şimdi birazdan. O da birincilikle bizi taçlandırdı. Kendisini çalıştıran hocamız var, Seçkin Engin, farmakoloji anabilim dalında doktor öğretim üyesi. Seçkin hocayla az önce sohbet ettik zaten uzunca bir süre. O da bizimle beraber geldi. Hep beraber ona destek olmaya gittik. Yani aslında Katü çatısı altında biz bir aile gibiydik. Ve hocalarımız da en büyük destekçilerimizdi. O yüzden ben hep onlardan mentorluk aldım, danışmanlık aldım. Hepsine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim tekrardan. Şimdi İstanbul'da seni büyük ihtimalle ailen izliyordur. Çünkü canlı yayın yapılacağını biz size öncesinden bildirdiğimiz için herkes hazır. Onlara bir selam yollamak ister misin? Evet. Gerçi kısa zamanda buluşacaksınız ama. Evet, ben aileme bugüne kadar beni getirdikleri için, büyüttükleri için çok teşekkür ediyorum. Şu an burada bulunabiliyorsam onların emekleri sayesinde. O yüzden hepsini çok seviyorum, teşekkür ediyorum. Tamam, harçlıklarda bir kısıtlama olmamış belli ki. Evet, sağ olsunlar, her zaman destek oldular her konuda. Çok teşekkür ederim sana. Ağzına sağlık. Gel bakalım, gel. Sen yoksun demekle bitmiyor ki hocam. Ben canlı yayında kimi istiyorsam onu alıyorum. Çünkü Ufuk hocamdan öyle bir yetkiyle donatıldım. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok az önce sahnedeydin. Evet. Bu kadar gür çıkmıyordu sahnede sesin. İkinci performansta biz daha böyle gür sesler
bekliyoruz sizden. İsim nedir? Beyza Nur benim adım. Beyza Nur. Başkanıyım okulda. Aslında ikinci yarımız daha da hareketli ve daha güzel geçti. Biz öyle umuyoruz yani öyle öğrenciler olarak. Aynen aynen. O yüzden seyircimizi de çok kaybetmek istemiyorum. İlk etkinlik daha kalabalık geçmiş. Evet. Ama sizleri özgüveninizden ötürü kutlayalım. Hem Eczacılık Fakültesi öğrencisisiniz ve bütün okula karşı böyle bir gösteriyi de sunabilmek farklı bir meziyet, mazeret istiyor, güzellik istiyor diyelim. Kaçın sınıftasın? Ben 4. sınıfım. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ses sistemi çok kaliteliydi. İlk etkinliğimiz bu kadar kaliteli değildi. Birazcık az imkanımız vardı. Ama o yüzden bu destek bize sağlandığı için ben çok mutluyum kendi adıma. Umarım siz de mutlusunuzdur, güzel bir konser dinliyorsunuzdur. Biz evet gerçekten keyif alarak dinliyoruz. Hatta Seçkin Hoca ile beraber konseri değerlendirmesini de yapıyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok şimdi güzel. Sorum sana neyi soralım? Eczacılık mesleğinin geleceği hakkında neler söylenebilir demişiz. Teknolojik gelişmeler mesleği sizin mesleğinizi nasıl etkiliyor? Yani bugün burada üniversite öğrencilik hayatı tabii ki belli başlı zorlukları var ama asıl hayat bundan sonra başlayacak ve hayata tutunabilmek için de bu mesleği devam ettirebilmek adına kafanda bir tercih yapabildin mi? Bir yılın daha var gerçi ama yani bundan sonrasında ben bu okuldan mezun olduktan sonra işte özel sektörde mi çalışacağım, firma eczacılığımı yapacağım yoksa farklı bir alana mı evrileceğim fikri oluştu mu kafanda? Evet, ben aslında hayatımı da birazcık bunun için şekillendirmiştim. Daha çok firmada ilerlemek istiyordum. Bunun için de çeşitli etkinliklere katılıyorum kendimi geliştirmek için. Ama tabii ki de mezun olduğumda yol bana ne gösterir daha bilmiyorum. Umarım ya benim için hayırlısı olur, diğer arkadaşlarım için de hayırlısı olur. Teknolojik gelişmeler açısından da eczacılığın daha çok insanlarla iletişim kurarak bir yerlere geldiğini düşünüyorum. Çünkü eczacılıkta evet bilgimiz zaten çok çok önemli. Ama bu nasıl insanlara nasıl aktardığımız çok önemli. O yüzden de yani teknolojik gelişmelerden çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Bizi her şey olumlu etkileyebilir. İnsan iletişimi olmayan hiçbir yerde eczacı olamıyor maalesef. Yani o yüzden önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Siz şimdi benim röportajların bitmesini bekliyorsunuz ki tekrar sahnenin ikinci bölüm başlasın evet, diye. Evet, hangi memleket? Ben Bolulu'yum. Bolulusun. Şu anda canlı yayında da seni izliyorlar. Onlara bir selam yollamak ister misin? Tüm Bolu halkına selam yollarım. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür edelim. Bizler de artık kamerayı size çevireceğiz. O Engin müzik resitalinin ikinci seansında sizlerle birlikte olacağız. Şimdi sizi sahneye uğurlayalım. Çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle hastalığımdan dolayı oluşacak deformasyonlardan sizler adına özür diliyorum. İnsanlar konuşuyor,
ama hiç duymuyorum. Aklım fikrim hep sende, karşı koyamıyorum. Dayanamıyorum, hayallerim çok ağır. Bana yardım et, kime konuşsam sağır. Tadım kalmadı sensiz. Sen gittin
tadım kalmadı hemen gel. Birkaç gün içinde dön ne olur. Birkaç gün içinde dön ne olur. Birkaç gün içinde Çakmadık. Çal
adamım. Derine durumuna göre çalkala, hadi kitabını uyduralım. El aleme karşı sefairi topla çalkala, hadi adamım. Derine durumuna göre çalkala, hadi kitabını uyduralım. El aleme karşı sefairi topla. Ben oraya... Yok yok. Şey kanka normal bir şey. Ha. Thank you.
yaşarım ben seni. Yalnız kalırım sanma, mutsuz olurum sanma. Yaşarım doya doya, yaşarım ben seni. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalimle, yine de yaşarım seni. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalimle, yine de yaşarım seni. Yosun denizde saklıdır, deniz mavide, mavi gözlerinde. Seni unutmak mümkün mü? Yağmur bulutta saklıdır, bulut beyazda, beyaz derinde. Seni unutmak mümkün mü? Buğday, buğday başakta saklıdır. Başak sarıda, sarı saçlarında. Seni unutmak mümkün mü? Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinde, yine de yaşarım seni. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinde, yine de yaşarım seni. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Arkadaşlar kimsenin bilmediğini düşünmüyorum, o yüzden herkes eşlik etsin lütfen. Thank you.
yalnız doğarda, yalnız ölmezmiş naber, bizden uzak olsun keder. Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarihi zor, söylerim günde bin kere. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü, ben gel kaçma güzel. Sana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam.
bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Sen aşkımızdan şüphe ederken
Limeram'dan almışım.
meraktan bu adam benim. Sevdam imera pera, o imera pera, o imera pera. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız ama bitirmeden önce sırayla hem enstrümanda hem şarkılarda emeği geçen bütün arkadaşlarımı tek tek sahneye davet etmek istiyorum. Ardından da teşekkür belgelerini vermek üzere de Ufuk hocamı sahneye davet ediyorum. Ali İhsan, Muhammedcan, Bedro, Doğan, Mustafa, Aykan, Berkay, Beyza, Muhammed, Emine, Nursena, Berfin ve Turgay, bu arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Çok değerli konuklar, çok değerli konuklar, bu güzel müzik dünyasının sonuna geldik. Ben bu organizasyonda emeği olan Katü ekibine, solist arkadaşlara, enstrüman çalan arkadaşlara, hepsinin ne kadar yetenekli olduğunu gördük. Ben bir alkış daha alabilir miyim? Gerçekten çok yetenekliler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bunun dışında burada Haber 61'e, ProKate'e bu güzel servisi bize yapan, ağzımızı tatlandıran ProKate'e de çok teşekkür ediyoruz. Değerli elemanlarına tanışmış olduk bu vesileyle. Belki bundan sonraki etkinliklerde de fakültemizle birlikte olurlarsa çok seviniriz. Bunun dışında yine tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok çalıştılar. Tabii Ezgi hocamız nerede? Ezgi hocamız, evet. Çok teşekkürler Ezgi hocam. Şöyle alayım. Ezgi hocamız hem fakültede laboratuvarlara giriyor, hem Ankara'ya gidiyor, doktora yapıyor, hem burada müzik grubunu liderlik yapıyor. Yani on parmağında on marifet. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir özveriyle çalıştı. Bu güzel sonucun ortaya çıkması için de çok emek verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben şimdi arkadaşlara teşekkür belgelerini vermek istiyorum. Sen öncelikle katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya çıkmadan buranın bu kadar insanı heyecanlandıran bir şey olduğunu bence insan tahmin edemiyor. Ben az önce çıktığım zaman kağıdı uçurduğumda fark ettim ne kadar heyecanlandığımı. Yani arkadaşlar çok çalıştılar, gerçekten çok uğraştılar. Bence güzel bir gün ortaya çıktı. Heyecanları için onları mazur görün ama bence hepsi çok başarılıydı. Siz eğlendiyseniz biz eğlendik. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız, hocalarım, arkadaşlar. Bir de tebrik belgelerini verdikten sonra Ufuk hocamız bir şarkı açacağız. Bayraklarımız dağıtıldı, zaten anlamışsınızdır. 19 Mayıs'ın anlam ve önemi adına bir şarkı söyleyeceğiz. Hepinizin eşlik etmesini istiyorum. Çok mutlu oluruz.
Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Etkinliğin artık son final şarkısı da Türk bayrakları eşliğinde gerçekleşti. Temel Bey bizlerle birlikte. Öncelikle merhaba, tebrik edelim. Bu fakülteden mezun olmuş eski bir öğrenci, yeni sektörel anlamda da belki bu fakülteden mezun olmadınız ama Eczacılık Fakültesinden mezun olarak bugün hayata atıldınız ve bir eczane işletmecisi olarak çok önemli bir sözünüz vardı dün sohbet ettiğimizde. Belki büyükler bizim elimizden tutmadı ama bugünkü organizasyona hem maddi hem manevi anlamda destek vererek öğrencilerin de morallenmesi adına gerçekten çok önemli bir etkinliğe de imza attınız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Arkadaşları da çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir organizasyon hazırlığı yaptı. Bizim yaptığımız iş bu işin çok kolay bir kısmıydı. Ama onlar bunu taçlandırdılar, renklendirdiler. Çok güzel bir hale getirdiler. Biz bu meslekte var olduk. Bu meslek içinde çalıştık, kazandık. Bu meslek bize çok şeyler verdi. Aile kurduk, çocuklarımız oldu. Arabamız, eşyamız, evimiz, her şeyimizi bu meslek sayesinde aldık. Ve bizim bu mesleğe bir borcumuz var. Biz bu meslektaşlarımız, bizden sonra gelen gençlerimizi bu mesleğe kazandırmak, bu meslekte hayallerini ilerlere taşımak. Yani biz bir yerlere kadar geldik, bir mücadeleler verdik. Sıra onlarda, onlar bizim bu mücadelelerimizi çok daha
ötelere taşımasını, belki başka kıtalara taşımasını vesile olmak için biz buralara geldik. İnşallah eczacı arkadaşlarımız yarın mesleğe atıldıklarında farklı şeyler öğrenerek, farklı şeyler görerek bizden çok daha önde başlayıp çok farklı yerlere gelip bizi çok daha fazla gururlandıracaklar. Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu gençliğe teşekkür ediyorum. Ülkemize teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ya. O hayaliniz, istediğiniz gerçekleştirmek de ayrı bir gurur, ayrı bir keyif. Ya bu anlatılamaz. Yani ben hayalim hep bu sınırların dışına çıkmaktı. Ve 23 yıllık bir eczacılık hayatımda Türkiye sınırlarına dışına çıkabildim. Orada ülkemi temsil edebildim. Ülkeme az da az çok fark etmez bir şekilde döviz kazandırabildim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bu gençlik bunu çok daha ilerilere götürecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Hayal etmek lazım. Biz hayal ettik. Düşüncelerimizin yettiğince gençleri daha fazla belki önlerini açarak onların çok daha büyük hayaller kurmasını sağlamak istiyoruz. Belki onlar bir aşı üretecekler. Onlar belki bir ilaç üretecekler, bir hastalığa çare bulacaklar. Belki bir ilaç formu öğretecekler. Farklı bir kullanımla farklı bir şeyler sağlayacaklar. Yani bu eczacılığın çok çok farklı çeşitleri var. Çok büyük insanlığa faydası var. Çok heyecanlıyım birazcık da. Ya, anlatılacak çok şeyler var ama burada kameranın karşısında bazen tutuluyoruz. Sizler kadar alışkın değiliz. Estağfurullah. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugünümüzü ölümsüzleştirdiniz. Geldiniz, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Evet, kapatacağız ama kamerayı ortaya horon gösterisiyle beraber finalini gerçekleştireceğiz. Başkasını sevemem. Ha bu yalan dünyada başkasını sevemem. Yerim yayla yolunda ezer çimeni yezer. Yerim yayla yolunda ezer çimeni yezer. Bir keyif bir salı var her gün çarşıda gezer. Her gün çarşıda gezer. Bir keyif bir salı var her gün çarşıda gezer. Her gün çarşıda gezer. Sabahta tarlayı senin için yaşattım ha bu yalan dünyayı. Senin için yaşattım ha bu yalan dünyayı. Yerim yayla yolunda ezer çimeni yezer. Yerim yayla yolunda ezer çimeni yezer. Bir keyif bir salı var her gün çarşıda gezer. Her gün çarşıda gezer. Bir keyif bir salı var her gün çarşıda gezer. Her gün çarşıda gezer. Yalanca kadar yandım da bu yalancam. Beni yaradan varken sanma mı tapacağım. Beni yaradan varken sanma mı tapacağım. Yerim yayla yolunda
çimeni gezer. Yarim yayla yolunda ezer çimeni gezer. Biki yüpü sanı var her gün çarşıda gezer. Her gün çarşıda gezer. Biki yüpü sanı var her gün çarşıda gezer. Her gün çarşıda gezer.